İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ilısu Barajı köy yollarının bağlantısını kesti. Fransa'da soykırımı tahrip edenlere mesaj. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış insan sayısında 121 artış kaydedildi. 4 hasta öldü. Beatrice von Schorch, Merkel'in Türk politikasını eleştiriyor. Ermenilere karşı işlenen soykırım, Merkel'in Erdoğan'a olan itaatkarlığı rezilliktir. Dersim'de şifa geleneği sürüyor. Arının konduğu her çiçeği toplamak. NASA, Antarktika'daki iklim felaketinin boyutlarını gösterdi. Mezopotamya Ajansı'ndan Metin Yoksun'un haberine göre, Batı Ermenistan'ın Ilısu Barajı, Hasankeyf'te Karaköy ve Uzundere köylerinin kentle bağlantısını kesti. Köylüler yeni yol talep ediyor. Tarih Hasankeyf ilçesi ile birlikte 199 yerleşim yerini sular altında bırakan Ilısu Barajı'nda doluluk oranı en üst seviyeye yaklaşırken bölgedeki çok sayıda köyün bağlantı yolları kesildi. Batman ve Siirt'te baraj göleti köy yollarının kilometrelerce uzamasına neden olurken bazı köylerin su altında kalan yollarına alternatif yollar ise hala yapılmadı. Anatol Frans, Ermenistan son nefeste ama yeniden doğacak. Anatol Frans, Fransız yazar ve edebiyat eleştirmeni, akademisyen, 1921'de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, ezilen halkların, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin haklarını savundu. 1894-1896 yılları arasında Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanları için bir bağış toplama girişiminde bulundu. Paris'te yayınlanan Pro Armenia dergisinin yayın kurulu üyesiydi. 1903-1904 yılları arasında farklı Avrupa şehirlerinde düzenlenen Ermenilerin ve Makedonların korunması için düzenlenen miting ve konferanslarda aktif rol aldı. Abdülhamit tarafından düzenlenen Ermenilerin toplu katliamları sırasında Türk yetkililere karşı protesto eyleminde bulundu. Ermeni yetimler için bağış toplama eylemi organize etti ve buna bizzat kendisi de katıldı. Mayıs 1903'te Roma'daki bir mitingde konuşma sırasında şöyle dedi. Sultan II. Abdülhamit sefil bir canavardır. 300 bin Ermeni'yi diri diri yaktı ve öldürdü. Yetimleri özenle yok etti. Anatol Frans, Ermeni diasporasının ünlü temsilcileri olan yazar, publist Arşak Çobanyan ve ressam Edgar Şahin ile dostane ilişkiler sürdürüyordu. 1917'de Dünya Ermenileri Katolikosu 5. Gevorg, yazara bir teşekkür mektubu gönderdi. Aşağıdaki konuşmanın çevirisi Pro Armenia dergisinde yayınlandı. 1916 No. 14. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 4 Mayıs saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 121 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda 4 Mayıs'ta toplam 2507 koronavirüs vakası doğrulandı. Son verilere göre 36 kişi son günde olmak üzere 1071 kişi iyileşti. Ölü sayısı son bir günde 4 artarak 39'a ulaştı. 765'i son günde olmak üzere toplam test sayısı 24.941. Şu anda 1393 kişi tedavi görüyor. Batı Ermenistan, 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 1. Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı uygulanan katliamları resmen soykırım olarak tanıdı. Federal hükümet Bundestag tarafından Türklerin Ermenilere karşı işlediği soykırımı soykırım olarak nitelendirdiği terimi kullanmayı reddetmeye devam ediyor. Bundestag 2 Haziran 2016'da Ermenilere yönelik katliamları soykırım olarak nitelendirdi. Alman Federal Meclisi daha önce Fransa, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Slovakya'da olduğu gibi 1915 ve 1916'da Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara karşı uygulanan soykırım anısına belgesinde ilk kez resmen soykırım terimini dile getirdi. Aralık 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 1. Dünya Savaşı'ndaki Ermenilerin katliamlarını resmen soykırım olarak tanıdı. Federal Almanya için Alternatif Partisi'nin federal sözcü yardımcısı Beatrice von Storch, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anma günü vesilesiyle şunları söyledi. Federal hükümet, Bundestag tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırım için kabul edilen soykırım teriminin kullanılmasını reddetmeye devam ediyor. Ermenilerin ve diğer Hristiyan azınlıkların bu soykırımı 20. yüzyılın en kötü zulmüydü.
Hristiyanlara yapılan bu zulüm birçok Müslüman ülkede devam ediyor. Bu sistematik devlet suçunun hafızası da büyük politik öneme sahiptir. Papa Francis, Ermenilere yapılan zulmü 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirdi. Osmanlı İmparatorluğu, Ermenilere karşı yapılan soykırım sırasında Alman İmparatorluğu'nun bir müttefikiydi. Burada tarihsel bir sorumluluğumuz var. Her pazar günü Ermeni soykırımı konuşmalarında hatırlanan anma kültürü nerede? Şansölye'nin İslam diktatörü Erdoğan'ın tepkisinden korktuğu için böyle bir itaatkarlık göstermesi utanç vericidir. Alman hükümetini, Alman Federal Meclisi'nin kararını bir kez daha yeniden teyit etmeye çağırıyorum. Batı Ermenistan'daki Dersim'in doğasından elde ettiği bitkilerden karışımlar hazırlayan Saniye İldeniz, birçok bitkinin yararlarına dair PİRHA Ajansı'na bir konuşmada bulundu. İldeniz, yüzlerce çeşit bitkiden birçok hastalığa iyi gelen karışımlarıyla Dersim'de şifa geleneğini sürdürüyor. İldeniz, babaannesinden öğrendikleriyle şifa geleneğini Dersim'de sürdürüyor. Her bir yanda yüzlerce bitki türünün yer aldığı Dersim coğrafyasında yüzyıllardır şifa geleneği sürüyor. NewsIM tarafından verilen habere göre NASA, Antarktika'daki buzların erime sürecini gösteren bir video yayınladı. Bu amaçla son 16 yıldır ICESat 2 uydusu yardımıyla elde edilen veriler kullanıldı. 2003-2019'da uydu Antarktika'nın batı kesiminde bir buz erimesi kaydetti. Bu, dünya okyanuslarında 14 milimetrelik bir artışa yol açtı. Bununla birlikte Antarktika'nın doğu kesimindeki buzdağlarının sayısı arttı. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak her yıl Antarktika'da 118 gigaton, Grönland'da ise 200 gigaton buzul erimektedir. Daha önce bilim insanları Arktik'teki ozon tabakasında rekor bir inceleme kaydetti. Antarktika'da ozon tabakası da yavaş yavaş inceliyor. Ancak böyle bir oranda değil. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yerevan Oda Korosu'nun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Santi Yerkatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.